Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ersun Hocam ve teknik heyetteki bütün arkadaşlarına öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim onlarla görüşmemiz yarım saati geçmedi. Aramızda herhangi bir para muhabbeti de olmadı. Çok olması gereken minimal düzeyde oldu. Kendileri de teknik heyet olarak konuşturulan transfer komitesini günlerce çalışmalar sonucunda nihayetinde nokta önemli ekonomik durumlarımızı gözeterek yaptığımız transferler yaptık. Ve hepiniz heyecanlısınız, hepiniz farklı bir duygu içindesiniz. Hepimiz öyleyiz. Çok uzun süreler futbolun içindeyim. Futbolda geldiğimiz noktada Türkiye'de birçok problemlerin ortak yaşandığı bir konumdayız. Kulüpler, ligler, birçok şeyin yeniden rejenere edilmesi gerekiyor. Ahmet olarak böyle bir açlığın ve beklentinin aslında büyük bir avantajını yaşamakla birlikte dezavantajlarını da yaşıyoruz. Rakiplerin bir avantajı var. Biz çünkü şampiyonluk paralısıyla yola çıkmış bir takımsak iyi bir kadro kurmak zorundayız ve bu kadroyu kurarken de ciddi ekonomik davranmak ve şişkin bir kadro yaratmamak zorundayız. Teknik olarak hepinizin bilmesi gereken bir şey var. 26 kişiden oluşuyor kadrolar. Bunun 3 tanesi kaleci ve 2004 doğumlu olmak kaydıyla ve sizde 6 ay tescili olmak kaydıyla ancak listeye yazmadan kadronuzda bulundurabileceğiniz oyuncularınız var. Bizden çok daha öncellenmiş, çok daha donanımlı kadrolar var. Bunu göz ardı edemezsiniz ve bu kadrolarla yarışıyorsunuz. Dolayısıyla buraya getireceğiniz 3 kalecinin dışındaki 20 oyuncunun çok dikkatli seçilmesi ve doğru organize edilmesi gerekiyor. Çok büyük bir ihtimalle bu transferin son günlerinde bizi isteyecek çok oyuncu olacak. Devre arası transferine gelindiğinde herkes bizi isteyecek. Sezon sonundaysa gelme yarışı başlayacak. Neden Kartepe, neden İstanbul? Arkadaşlar, organizasyonu yapmak ve oyuncuları bir yere getirmek ve gitmek için sizin trafiği çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Bunları düşünmeniz gerekiyor. Yabancı bir oyuncuya gitmek, ulaşmak, onu oraya getirmek, başka bir oyuncuya ulaşmak, bunlar çok zor organizasyonlar. Bunlar için yakın bölgeleri seçmek ve seçtiğimiz yere de mecbur kalmak durumundaydık. Önemli olan şu andan itibaren ne yapacağımız? Bizim şöyle bir planımız var. Biz önümüzdeki bu sezonu, bu takımı lige çıkarmak için mücadele edip uğraşacağız. Bunun için organizasyon ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Buranın zamanı, parası, buranın emeği çok kıymetli. Buradaki büyük beklentinin, ki Türkiye'de bence çok doğru bir beklenti alanıdır burası. Hem nüfus olarak, hem coğrafi olarak, hem de olması gereken birleştiriciliğin, ülkemizdeki yaşanan kardeşliğin, bütün her şeyin öyküsü burada yazılabilir. Ve bu öyküyü de biz Ahmet Spor'la yazdığımızda herkesle olan iletişimimizin ne kadar güçlü ve doğru olduğunu futbolla, futbol aracılığıyla gösterme şansına sahibiz. Burası çok kıymetli, çok önemli bir marka. Bu kıymetli ve önemli bir markayı rakiplerin ya da kötü niyetlilerin bozmak isteyebileceği her şeyden korumak bizim birinci vazifemizdir. Biz sahanın çizgilerini asla terk etmeyeceğiz. Saha çizgilerindeki dostluk, fair play, başarı için çalışmak, bu konuda hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Ve çıktığımız her maçında sonunda bu konuda taviz vermemiş bir takım olarak futbolla kalacağız. Ve futbolla başarılı olacağız. Bizim derdimiz bugün burada futbolu birleştiriciliği özelliğiyle başarılı olan bir Ahmet Spor yaratmaktır. Herkesin saygı duyacağı bir takım yaratmaktır. Bu yüzden bu saygıyı duyacak, bu saygıyı kendinde edinecek bir iş için sizin büyük katkınıza ihtiyacımız var.